Ne kadar çabaladıysak da olmadı. Uyandıramadı Kaysun Hanım. Beyin ölümü gerçekleşti. Bu kadar. Görüştüğümüz insanların ifadeleriyle birebir aynı. Eklemediniz, süslemediniz ve çıkarmadınız. Dürüstlüğünüz için teşekkürler. Ama çok önemli bir şey var. Her şeyi değiştirecek bir şey. Videolaringoskop. Neden kullanmadınız? Kullansaydınız hastanız şu an yaşıyor olabilirdi. Bilir miyim? Buyurun. Nazlı Hanım, niye kullanmadınız cihazı? Yoksa ambulansta yok muydu cihaz? Nereye gidiyorsun? Benim Nazlı'yı kurtarmam lazım. Saçmalama. İçeride idari soruşturma yapılıyor. Öyle zart diye giremezsin. Ama Nazlı, Nazlı. Nazlı kendi başının çaresine bakabilir. Benim Nazlı'nın yanında olmam lazım. Hayır. Ondan sonra bir de seni kurtarmakla uğraşalım değil mi? Hadi geç otur şöyle hadi. Hadi. Dur oğlum, dur, dur. Ne yapıyorsun ya? Ali? Ne oluyor? Siz kimsiniz? Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Hadi. Yanlışlık yok. Yanlışlık yok. Beni dinlemezseniz yanlışlık olacak. Böyle içeri girilir mi ama? Duralım bir dakika. Belki vakayla ilgili önemli bir bilgi verecek. Öyle mi? Evet, önemli bir bilgi vereceğim. Bir karar vermeden önce Nazlı'yı benden dinlemeniz gerekir. Size kağıtlar hazırladım. Nazlı'nın başarılarını. Ama onun başarılarını anlatmaya bu kağıtlar yetmez. Ben Spektrum'dayım. Hastaneye geldiğimde, buraya geldiğimde kimse beni istemedi. Bir tek Nazlı. O geldi yanıma. Ben seninle arkadaş olurum dedi. Otizmli birine böyle yaklaşmak hiç kolay değildir. Sonra ev buldu bana. Yemek yaptı, yedirdi.
insanlara uyum sağlayayım diye beni dışarı çıkarttı, hepimizi. Sonra ben kötü oldum. Atak geçirdim, panikledim. Nazlı peşimden koştu, sokaklarda peşimden koştu ve buldu. Nazlı buldu beni. Sonra Ferman Hoca bana sadece aspiratör tutturuyordu. Nazlı onunla konuştu. Ali ameliyatta birinci asistan olsun dedi. Bu arada Ferman Hoca oldukça korkutucu biridir. Hayatımda ilk defa Nazlı buraya başını koydu. Buraya. Ben temastan kaçınırım. Korkarım. Ben böyleyim. İçim bir kötü olur. Bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Kötü olurum. Ama olmadım. Nazlı buraya başını koyduğunda olmadım, korkmadım. Önünüzdeki istatistiklerde her şey vardır, biliyorsunuzdur. Onun nasıl iyi bir doktor olduğunu. Ama bunları bilmiyorsunuz. İnsanlar bizim gibilerini yuhluyorlar okullarda, sokaklarda. Bizim gibileri kabullenmek için çok büyük bir kalbiniz olması gerekir. Böyle büyük bir kalbi olan birisi bir insanın ölümünde %100 hatalı olamaz. İnanın bana ne olur. O kadını kurtarmak için bir şansı olsaydı Nazlı onu kurtarırdı, yapardı. Yapardı. Hayatı pahasına ne olursa olsun yapardı. Yapardı. Bu pek alışılmış bir konuşma değil açıkçası. Niye anlattınız bize bunları? Ona gülüşünü geri vermek için. İşte böyle. Böyle. Böyle bir kere bile gülse her şeye değer. Tamam anladık. Hastanece bebeğinize çok düşkünsünüz. Ama şimdi bir karar vermemiz gerekiyor. Çıkar mısınız? Evet Nazlı Hanım, son sorudaydık. En can alıcı yerinde. Ambulansta video laringoskop var mıydı? Nazlı. Ne oldu, ne yaptın? Bitti. Verdim ifademi. Artık karar açıklanacak. Onu sormuyorum. Topu hastaneye attın mı? Nazlı.
Hayır. Çok teşekkür ederim hocam beni düşündüğünüz. Bu olay bana çok ağır geldi. Ben kim olduğumu unuttum. Ama Ali hatırlattı. Ali mi? Anlatırım size sonra. Ama cihazdan bahsetmedim. Suçu hastanenin üstüne atmadım. Burası benim evim. O zaman gel en iyi bildiğimiz şeyi yapalım ve hasta bakalım. Ameliyathaneye. Ne kadar şanslı çocuklarınız. Resmen kendinizi onlara adamışsınız. Ben babayım. Çok normal değil mi? Maalesef. Öyle herkesin başında onu kollayacak birileri olmuyor. Sizin gibi babaları bulmak çok zor Veli Bey. Nazlı Hanım ne oldu? Nazlı Hanım orada bir ağrı var. Bir dakika. Nazlı Hanım. Nazlı Hanım ne oldu? Hocam. Çok acil. Acil benimlesin. Hocam. Evet nedir? Aa. Göster. Tam orada. Evet evet. Apandisit patlamış. Acil ameliyathaneye yazın. Yok. Hocam çocuklarım okuldan çıkacaklar. Çocuklar... Hasta bakıcı gel buraya. Çevir. Hayır hocam. Çocuklar okuldan çıkacaklar. Onları almam lazım. Benden başka kimseleri yok. Biz gereken yerlere haber vereceğiz. Merak etmeyin. Dikkatli. Veli Bey durumunuz çok acil. Septik şoka gireceksiniz. Çevir. Acil. Ne oldu? Ateşi fırladı. Tansiyon düşüyor. 80'e 40. Çarşafları açın. Nazlı. Çarşafları batmış. Yarası temiz. Enfeksiyonu şimdiye kadar yatışmış olması lazım. Ne oluyor? Nazlı Ferman Hoca'yı çağırayım mı? Çabuk Selvi abla çabuk. Açeli asetaminofen 500'lük. Ampirik meropenem 2'lik. Çabuk acil. Acil. Çabuk. Hallettim. Bir öküm ya, hemogram, kan kültürü istiyorum. Hızlı olsun. Hey Veli Bey. Senin çocuklarının babasız kalmasına izin vermeyeceğim. Merak etme. Sen yeter ki dayan. Ne olur dayan. Sen hızlandırdın değil mi Veli Bey'in sonuçlarını? Şu an çıktı. Ay hadi. Hayır. Telefon senin mi? Çağırıyorlar. Açmayacak mısın? Hocam, çıktı. Veli Bey'in sonuçları çıktı. Vücudunda dirençli bakteri var. Maalesef hocam. Evet, bütün ilaçlara dirençli. Hepsini. Veli Bey, size bir şey söylememiz lazım. Çocuklarıma kim bakacak? Bana kötü bir şey söylemeyin.
Gayta ve sensivite testlerinde antibiyotiğe karşı dirençli olduğunuz ortaya çıktı. Yani bu ancak bütün antibiyotikleri aynı anda alırsanız olacak bir şey. Bunu kendime ben mi yaptım? Yanlış semptomlara yanlış ilaç kullandığınız için. Ya da ilaçları doktor kontrolüyle kullanmadığınız için. Ama düzeltilebilir bir şey değil mi? Kolostomi yapacağız. O ne ki? Vücudunuzdaki atıkları toplaması için karnınıza östomi torbası yerleştireceğiz. Dikkat. Karnıma torba koyacaksınız. Doğru anlıyorum değil mi? Ne kadar kalacak bu? Kolunuzun tamamı zarar görmüş Veli Bey. Yani hep. Karnımda bir torbayla mı yaşayacağım Ferman Bey? Hem de bir dışkı torbasıyla. Mümkün değil. Benim çocuklarım var. Onların benden başka kimsesi yok ki. Karnımda o torbayla o çocuklara nasıl bakabilirim ki ben? He? Başka bir yolu vardır bunun. Lütfen Nazlı Hanım. Lütfen. Size yalvarıyorum. Veli Bey. Bakın yapılabilecek bir şey vardır. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bakın Veli Bey. Çok çok özür dilerim ama elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Ama bir şey vardır hocam. Yapabilecek bir şey vardır. Niye başka bir şey olması ki? Veli Bey. Veli Bey, çok üzgünüm. Lütfen Nazlı Hanım. Nazlı Hanım. Şu an yapabileceğiniz tek şey sakin olmak Veli Bey. Ferman Bey. Tekrar görüşeceğiz. Geçmiş olsun. Ferman Bey. Bazen çok adaletsiz değil mi hocam? Ya biz adamın karnına torba monte edeceğiz diyoruz. O çocuklarıma nasıl bakacağım öyle diyor. Bu adam bunu hak etmiyor. Adam fedakarlık yapmak istemiş. Evet bir hata yapmış. Gitmiş içmiş o ilaçları. Keşke içmeseymiş. Keşke elleri kırılsaymış da yapmasaymış ama yapmış. Kötü bir niyeti yokmuş ki. Ya bunun cezası bu kadar ağır olmak zorunda mı? Hiç mi bir geri dönüşü yok? Bu kadarcık küçücük bir hatanın bedeli bu kadar ağır olabilir mi? Sen şimdi o adama mı üzülüyorsun yoksa kendine mi? İkimize de galiba. Olan oldu değil mi? Cezasını çekeceğiz. Ya beni işten atarlarsın. Sizin de elinizden hiçbir şey gelmez ki. Özür dilerim. Böyle karşınızda ağlamak istemiyorum. Ama çok korkuyorum hocam. Günaydın, günaydın. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Ne yaptınız? Çıktı mı bir fikir? İyi gidiyoruz diyelim. Bir şeyler oluştu mu bari? Nazlı Hanım'ın kendisiyle görüşmeden bir şey demek zor. Ona da daha var. Daha var mı? Görüşmediğiniz kim kaldı ki? Oldu olacak mezardan rahmetli anacığımı alayım getireyim onu da sorguya çekin. Hepimiz doktoruz. Birbirimize dürüst davranalım.
Burada genç bir insanın hayatı hakkında karar vereceksiniz. Kendi toyluk zamanlarınızı hatırlayın, ona göre davranın. Olur mu? Kolay gelsin çalışmalar. Size de. Heyetle konuştum, sır veriyorlar, sır vermiyorlar. Sen ne yaptın, bir karar verebildin mi? Veremedim, hayır. Bir an önce versen iyi olur. Çünkü heyet kaç saat içinde Nazlı'yı içeri alacak. Hocam bir gelebilir misiniz? Bir sorunumuz var, çözemedik. Adil hocam. Ne oldu? Nazlı'ya hediyesini verdim ama mutlu olmadı. Kurula çok üzülüyor. Yapacak bir şey yok çocuk. Siz bir şey yapamaz mısınız? Ha siz herkesi kurtarabilirsiniz gibi geliyor. Keşke. Ama yapamam çocuk. Ferman hocam. Ferman hocam. Nazlı'yı kurtarın. Bunu seninle konuşmayacağım. Beni ne güzel kurtarmıştınız. Bir gelmiştiniz, bir konuşmuştunuz, ne güzel. Ali. Herkes çok etkilenmişti. Siz öyle etkili konuşmalar yapabiliyorsunuz. Aynısını Nazlı için de yapın, olmaz mı? Ali, senin tabii bir yanlışın yoktu. Nazlı'nın durumu farklı. Kim kurtaracak onu? Bak şu an kafam çok dağınık ve karışık. Dışarıya çıkar mısın? Daha sonra konuşacağız. Siz değil, Adil Hoca değil, kim peki? Ali. Ben tehlikeye düştüğümde Nazlı bana nasıl yardımcı olmuştu? Nasıl uğraşmıştı? Sizinle konuştu. Adil Hoca ile konuştu. Hastalarla da. O herkese yardım ediyor. Bizim de ona yardım etmemiz lazım. Nazlı yalnız kalmasın. Ali çıkar mısın? Hocam. Ali. Çık. Durum nedir? Altı şırınga içeride ve sızıntı yok hoca. Güzel iş. Tebrikler. Hastayı nekâte alalım. Elinize sağlık. Atlatacaksın Veli Bey. Çok az kaldı. Ateşiniz düşmüşe benziyor, floranız da normale dönüyor. Bir sıkıntı kalmadı Veli Bey.
tamamen iyileşeceğinizi düşünüyoruz Veli Bey. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Asıl ben size çok teşekkür ederim. Evlat sevgisi deyince akla hep anne gelir ama baba sevgisi başkadır. Korur, esirger. Hiçbir şeye benzemez babanın sevgisi. Ben çok uzun zaman önce unutmuştum. Ama siz bana tekrar hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Bir daha kafanıza göre ilaç almak... Yok, yok, yok. Öyle bir dünya yok hocam. Bir daha asla. Müthiş. Ben bir şey soracağım. Ziyaretçi alabiliyor muyum? Ha. O konu biraz sıkıntılı maalesef. Hastanemizde bir takım kurallar var. Öyle mi? Maalesef. Çok özledim ya bebeklerimi. Bir istisna yapsak bana. Üzgünüz Veli Bey. Kurallar böyle. Hatta bunu şimdi açıklamak için biri var dışarıda. Ben onu alayım mı içeri? Maalesef. Elif. Baba. Baba. Ayşe. Baba. Geçmiş olsun babacığım. Çok teşekkür ederim kızlarım. Babacığım asla bizi bırakma. Size söz veriyorum. Bir daha sizi asla bırakmam. Baba sözü tamam mı? Ben de sizi çok özledim benim babam. Güzel babalarım bunlar. Oh, benim güzel kızlarım bunlar. Veli Bey yavaş yavaş yavaş. Dikiş var lütfen. Hocam ben kızlarıma kavuştum ya. Benim dikişlerime hiçbir şey olmaz. Aşk olsun ya. Çok teşekkür ederim. Kızlar. Bakın bunlar babanızı kurtaran kahraman doktorlar. Ne diyoruz bakalım onlara? Teşekkürdeyiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Babanız gayet iyi durumda, tamam. Çok geçmiş olsun, görüşeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Görüşeceğiz Veli Bey'im. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sizin biraz daha vaktiniz var, durabilirsiniz. Gelin bakalım babaya, siz gelin bakalım bir babaya. Gelin bir öpücük ver babaya. Ver bir öpücük, ver, 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 ver. Ailelerin yaşadığı apartmanda bu kadar yüksek sesle müzik dinlenmez. Çok yanlış bu. Gidip müdahale edeceğim. Aa, Nazlı sen miydin? Evet. Şahane bir hediye almışlardı da benim için. Onun hakkını verememişim, şimdi tadını çıkarıyorum. Benim aldığım şahane hediye değil mi o? Evet Ali, konuşmuştuk ya. Sımsıkı bir şeyler bulalım, dinleyelim diye. İşte buldum, dinliyorum. Gelsene. Geliyorum. Gel. Ne dedi, kurul ne dedi? Ya gel, gel. Kurul ne dedi, kurul, kurul. Ya bu ses sistemi çok iyi değil mi? Kurul ne dedi, kurul. O zaman sana soru. Müzik nereden geliyor? Benim aldığım hoparlörden. Tamam. Müzik hoparlörü nereden geliyor? Bu ne? Klip. Biz şimdi seninle dans etmeyi öğreneceğiz. Eyvah.
Ben başarılı olamam. Senin bir şey olmana gerek yok ki. Sen başarılı olma. Komik de olma. Ne bileyim. Böyle hitabet ustası falan da olma. Sadece alo. Bana yeter. Herkese yeter. Kınama aldım. Yani lisansım ben de. Gerçekten mi? Bu çok iyi bir şey. Çok güzel. Bu çok güzel bir haber. Çok güzel. Gitmiyorsun. Kaldın. Kaldın o zaman. Bir sorun yok. Tebrik ederim seni. Çok güzel. Çok harika. Gitmiyorsun. Müthiş. Gitmiyorsun. Tamam. Çok iyi bir haber. Olsun olsun. Çok iyi bir haber. Kaldın. Geri dön. Kalıyorsun. Kalmakta da kalmıyorum. Baksana. Böyle kocaman gülümsüyorum. Biri bana gülümsememi geri verdi de. O zaman hazırım. Tamam. Bak oradaki gibi yapalım. Aç, aç bacağını. Hayrola ne oldu ki böyle bir acele? Herkes kim bana söyle bir de hele. Bırak konuşsunlar başka ne? Kandil yakalım bu gece. Hayrola ne oldu ki böyle bir acele? Herkes kim bana söyle bir de hele. Bırak konuşsunlar başka. Bugün değilse ne zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. Bugün değilse ne zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. Nazlı Hanım araştırdıktan sonra hastanın enkazda unutulduğunu fark ediyor. Böyle bir şey sorumluluğu dahilinde olmamasına rağmen ormana gidiyor ve hastayı buluyor. Evet, entübasyon hatalıydı. Ama yol kenarında ve kör karanlıkta yapıldı. Bu hepimizin başına gelebilir. Nazlı Hanım mesleğine oldukça bağlı ve çok iyi bir doktordur. Ben doktorumun sonuna kadar arkasındayım. Sizin arkanızda kim var? Ayşe Hanım, kavgaya mı gidiyoruz? O bizim yöntemimiz değil. Ama isterseniz gideriz Adil Bey. Ben tek bir soru soracağım. Beyin ölümü yaşanmış bir hastaya neden beyin ameliyatı yaptınız? Hastanın düzgün ventile edilmediğini fark etmediniz mi? Çok acil. Çok acil. Tamam. Hiç vaktimiz kalmadı. Doğruydu bana geldiğinde. Sanırım biri düzeltmiş acilde. Bunu yazılı olarak size bildirmemiş. Prosedür bu değil mi? Bu herkesin başına gelebilecek bir olay değil Adil Bey. Çünkü bu tek bir hata değil. Aynı o geceki kaza gibi. Bir hatalar zinciri. O yüzden kimsenin arkasında falan durmaya kalkmayın. Herkes namlunun ucunda bu hastanede. Ali? İşler yapıyorum ama aklıma hep sen geliyorsun Nazlı.
Nasılsın, ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Yıkılmadım. Ama ayakta da değilim. İyiyim. Yani idare ediyorum. Öyle fena değilim. Dayanıyorum. Nazlı. Çağırdılar mı? Sıra geldi. Beni mi çağırdılar? Sorgulayacaklar mı? Yok yok. Ben operasyon sonrası testler için geldim ama... daha seni soran yok. Güneş'i aldılar şimdi. Ay korkuttun mu ben seni? Çok özür dilerim ya. Pardon. Tamam. Sonra geleyim ben. Tamam. İyiyim dedin. Ama hiç öyle görünmüyorsun Nazlı. Bak ben sana bunları hazırladım. Senin için. Sen bana yapmıştın yani. Bak hani başarılı olduğum vakalar. Bir bir çıkarttım hepsini. Hepsini çıkarttım. Kurulda hepsini anlatacağım. Ali anlatmana gerek yok ki hiçbir şey. Ama bunları anlatayım bunları. Lütfen. Gerçekten. Sen sadece benim yanımda ol yeter. Ben hep senin yanındayım Nazlı. Sen istersen tabii. Ben hep senin yanında. Hiç kimse senin yanında durmasa da ben senin yanında dururum Nazlı. Ben seni yalnız bırakmam. Biliyorum. Ne diyeyim? Ali iyi ki varsın. Sen de. Ben de itfaiyeden matkabı alıp geldim. Nazlı Hanım da kullanmadan önce bir dezenfekte etti zaten. Yola çıkarken ne vardı yanınızda? İlk müdahale kiti. Yani standart ekipman. Bir de o an ambulansta ne varsa işte. Yani vakanın hemşiresi olarak bütün üzerinize düşeni yaptınız. Yaptığımı düşünüyorum. Peki. Hastanın satürasyonunu kontrol etmek hemşirenin görevlerinden biri değil midir? Anlamadım. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi ventilasyonu hemşireler monitör etmiyor mu bu hastanede? Yani... Ben Sade'de geleyim. Nazlı Hanım entübasyonu yaptıktan sonra hastanın nefesini kontrol ettiniz mi Güneş Bey? Hayır. Yani hasta olay yerinden acile, acilden ameliyathaneye geliyor. Ameliyattan çıkıyor. Tek bir Allah'ın kulu bunu fark etmiyor. Meğer siz hatalıymışsınız. Nazlı Hanım kadar siz de hatalısınız bu olayda. Bir yaptırım olacak elbet. Güneş! Ne oldu? Ne dediler? Galiba yolun sonuna geldik. Nasıl? Nasıl ya? Seni neyle suçluyorlar ki? Hastanın satürasyonunu kontrol etmedim. O an paniğiyle içtim. Güneş.
Vallahi işinde mişinde değilim. Ya o bir şekilde ayarlanır da. Senden ayrı kalacağım. Ya o şurama oturdu. Gitmiyor. Ya öyle deme, deme öyle ne olur. Hemen belli olmaz ki, değil mi? Yaparlar mı öyle hemen? Güneş. Nasıl insanlar peki? İçerisi inanılmaz gergin Nazlı. Ve içlerinde bayağı iyiler. Sıran gelince seni de arayacaklar. Belli ki ben bile büyük bir ceza alacağım. Öyle görünüyor. Beni kesin yollayacaklar. Yok artık ne yaptın ya? Alacaklar sansımı elimden. Uzaklaştıracaklar her şeyimi alacaklar. Nazlı bak. Adil Hoca var. Ferman Hoca var. Sizi yalnız bırakmayacaklar. Evet ya. Veli Bey. Koş. Güneş bende. Sağ ol. Gel biraz otur. Pardon. Adil Hoca'nın kahvesi mi o? Bol köpüklü yanında limonlu sulu. Evet. Ben götürebilir miyim? Teşekkürler. Adil Hocam size sevdiğiniz bir şey getirdim. Kahve. Oo çocuk sen garsonla mı başladın? Hayır. Sizi mutlu etmek istedim. Mutlu oldunuz mu? Oldum. İşte Nazlı'yı da böyle mutlu etmek istiyorum. Aynen böyle. İyi, güzel düşünmüşsün. Ama ne almalıyım? Onu bilmiyorum. Dur bakalım. Hayırlısıyla şu heyet bir sonuçlansın. Heyet yarın belli olacak. Bekleyemem, öğrendim. Benim bir şey vermem. Ama ne vereceğim ona ben ya? Sen gidip bunu onlara mı sordun? Niye kimse benim onlarla konuşmamı istemiyor? Ya onlar da bizim gibi doktor. Gayet iyi anlaşacağımı düşünüyorum onlarla. Tamam, olabilir ama sen sakın bu işe bulaşma çocuğum. Zaten Gül'ün sekreterden öğrendim. Teşekkür ederim. Ben kendim hallederim. Çocuktur. Daha hediyeye karar vermedik. Söyledim mi? Kendim hallederim. Nazlı çok mutlu olacak. Bu hediyeyi sana almadım Açeli hemşire. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum Ali. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam. Günaydın Nazlı. Bil bakalım sana ne aldım. Ses sistemi. Bildin. Çok güzel. Ali bu çok paradır. Sen niye zahmet ettin ki? İndirimde aldım. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun sen? Gülümseme. Gülümseme bu. Gülümseme mutluluk verici ve bulaşıcı bir şeymiş. Tanju Hocam öyle dedi. Nasıl? Gülesin geldi mi? Bak işe yaradı. İşe yaradı işte. Ali. Ali'cim çok teşekkür ederim. Ama içim gülmüyor inan bana. Karar açıklanacak bugün. Şans dile bana olur mu?
var Gizem. Okuldakiler öyle diyor bana. Abdali. Bana böyle derlerdi. Bu çok akıllıca değil ama bence. Benim oldukça zeki biri olduğum ortada. Bir kere ben de bunu onlara söyledim. İşe yaradı. Bir daha hiç demediler. İroni yaptınız, anladım. Anlaşıldı mı? Belki sizin gibi değil ama ben de bir çeşit spektrumda sayılırım. İnsanlar seni olduğun gibi kabul etmiyorlar. Anladım. Bana da öyle yaparlar. 10 kişiden 9'u yapar. Ama geriye sadece bir insan kalınca o bir tek, bir tanesi. Geriye kalan 9'u pek acıtmıyor. Bugün kafam çok karışık. Çünkü o bir kişi benim için Doktor Nazlı. Bugün kurul karşısına çıkacak. Tıp lisansını kaybedebilir. Üzüldüm. Üzülme. Tıp, ben eminim bir gün sen de kendi Nazlı'nı bulabileceksin. Gerçekten riskli mi buluyorsunuz bu ameliyatı? Bana tam anlatmıyorlardı. Olası komplikasyonlar arasında embolizm, hemoraji, kolateral paraliz, asimetri, beyin hasarı ve inme var. Ayrıca ameliyat pahalı ve tıbbi olarak da gereksiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kızımın pastası geldi. Baba, niye para harcadın ki şimdi? Kızım, sen bunları düşünme. Kızımı şımartmayacak mıyım? Gizemciğim, tüm hazırlıkları tamamladık. Yarın ilk işimiz seni ameliyatını yapmak olacak. Tamam o zaman, pastamızı keselim. Tanju Bey, siz de yersiniz değil mi? Kesme baba. Nedenmiş o? Çünkü ben fikrimi değiştirdim. Ameliyat olmak istemiyorum. Selvi hemşire. Efendim? Bisiklet almayı düşünüyorum. Sence nasıl fikir?
Daha önce bir kere aldım ama iyi bir sonuç verdiğinden emin değilim. Senin bisikletin var ya. Benim bisikletim var. Ben bisikletime laf ettirmem. Ama bilmiyorum başka ne olabilir mesela. Bir keresinde tropik bir tatile gitmek istediğini söylemişti. Baktım o çok pahalı, yapamam, ne yapacağım? Sen bunları kime almayı düşünüyorsun? Nazlı'ya. Ali'cim. Nazlı'ya bir şey almana gerek yok ki. Onun yanında oğlu yeter. Onu da öyle söyledi. Ama yetmez. Çok üzülüyor Nazlı. Belki bir şey alırsam üzüntüsü geçer. Ama ne? Siz bilge bir kişilik değil misiniz? Siz söyleyin, ne yapacağım? Ali. Benle geliyorsun. Hadi. Hadi. Gizem'i ameliyattan vazgeçirmişsin. Ben sadece potansiyel riskleri söyledim. Embolizm, hemoroji, kolateral paraliz, asimetri, beyin hasarı ve inme. Bunların hepsi doğru. Sen inme mi dedin kıza? Evet. Çünkü olabilirdi. Öyleydi çünkü. Ali, bu tip riskler her ameliyatta olur. Risk oranına göre söylenir böyle şeyler. Demek ki sen gülümsemeyi o kadar önemli bulmuyorsun ha? Gülümsemenin önemi abartılıyor. Bunu destekleyen araştırmalar var. Desteklemeyenler de var. Ali bak. Gülümsediğimiz zaman endorfin salgılarız. Yani mutlu oluruz. Etrafımızdaki insanlar da mutlu olur. Gülen birini gördüğümüz zaman vazotemporal loblarımız harekete geçer. Ve gülümsemeyi taklit ederiz. Yani gülümseme bulaşıcıdır. Herkes mutlu olur. Anlatabiliyor muyum? Bak. Ne güzel değil mi? Herkes mutlu olmayı sever. Ha? Nasıl? Gülümsemeniz işten değil. Duşan bulgunuz yok. Göz çevrenizdeki obrikuleris okulu kaslarınız gülümsemenize katılmadı. Yani endorfin salgılamadınız. Yani aslında mutsuzsunuz. Ali, bu bakışım içten mi peki? İçten. Hocam Ali bir şey yapmamış olabilir. Yani Rahmi Bey ameliyattan kaçıp vefat ettiğinde bu meseleyi araştırmıştım. İnsanlar ameliyattan niye vazgeçiyor diye. Yani? Üç temel sebep var. Korku, kafa karışıklığı ve maddi nedenler. Ben sebebini buldum. Benimle gelin. Benim yüzümden vazgeçmemiş mi yani? Mahalleden sana çok selam getirdim. Gamze'nin, Elif'in çok selam var. Bir an önce dönmeyi bekliyorlar. Tamam mı benim güzel kızım? Gizemciğim sen babanın ameliyat masraflarını karşılayamayacağını mı düşünüyorsun? Bu yüzden mi vazgeçtin ameliyattan? Sigorta şirketi ödüyor kızım parayı. Ödeyecek yani. Bir şey ödedikleri yok baba. Biliyorum. Hem ameliyat tıbben de gerekli değil. Gizem. Kimse senin gülüşüne paha biçemez. Ayrıca ameliyat bana göre tıbben gerekli. Yalan söylüyorsunuz. Tamam. Yalan söylüyorum. Sigorta şirketi ödemiyor. Ama bende para var, ben ödeyeceğim. Yani param olacak. Merak etme. Bu son çalıştığım işte iyi kazanıyorum. Ben ödeyeceğim. O yüzden mi kendine yine ayakkabı alamıyorsun? O yüzden mi 10 yıldır aynı kabanı giyiyorsun? O yüzden mi geceleri gizli gizli komiliğe gidiyorsun?
Bak kızım. Sen bunların hiçbirini kafana takma. Ben bir şekilde bunları hallederim. Gerekirse taş yerim ama bunların altından kalkarım. Baba. Dinle beni güzel kızım, bak. Annenle tanıştığım gün hayatımın en kötü günüydü. Babam hastaydı. Kış, soğuk. Çok kötü bir işte çalışıyorum. Param da yok. Cebimdeki son parayla kestane aldım. Durakta oturdum. Tam kestaneleri yiyeceğim. Kestane elimde kaydı, çamura düştü. Öleyim dedim ben ya. Artık öleyim yani. O anda anneni gördüm. Duraktaydı ve bana gülümsüyordu. Kızım, annem bir güldü mü her şey silinir giderdi. Tamam. Belki hiç paramız olmadı. Hiç zengin de olmadık. Ama annen bir güldü mü her şey değişirdi. İşte o gülümseme sayesinde ben sana kavuştum. Benim güzel kızım. Annem bir güldü mü dünya gülerdi. Baba. Sana bunu çok söylemiyorum biliyorum ama sen benim kahramanımsın. Ben de benim için her şeyini kaybetmene izin vermeyeceğim. Kararım kesin. Ameliyat olmak istemiyorum. Ben yeni bir işe başlıyorum. Gizem de yeni bir okula başlayacak. Yani yepyeni bir sayfa açacağız. Çok heyecanlıyız Tanju Bey. Babam meslek lisesinde amigoluk yaptı da arada gaza getirir böyle milleti. Şaka yapıyor, şaka. Gülemiyor ya, ondan şakası anlaşılmıyor. Hep içimizden gülüyoruz. Bundan sonra dışından da güleceksin Gizem. Demir Bey, neler yapacağımızı anlatır mısın? Moebius sendromu, 6. ve 7. kraniyel sinir çiftlerinin paralize olması durumudur. 7. çift yüz ifadelerini kontrol eder. Yani hasta gülemez. Ama neyse ki Gizem Hanım'ın 6. çiftinde bir kısıtlamaya rastlamadık. Ki bu çok iyi bir şey. Yani özetle, bacağından 2 tane kas alacağız. Sinir ve arterleriyle birlikte yüzüne dikeceğiz. Bu kadar basit. Ne diyorsun bakalım? Yapalım mı ameliyatı? Yok, yapmayın. Kusura bakmayın. Durum gördüğünüz gibi işte. Kimse şakalarımı anlamıyor. Tabii ki yapın ameliyatı. Şaka yapıyorum. Siz komedyen mi olmak istiyorsunuz? Elektif bir ameliyatta ölmeyi göze aldığınıza göre şakalarınızın anlaşılmasını bayağı önemsiyorsunuz. Gülmek o kadar önemli bir şey olmamalı. Her gün mutlu olamıyor insan. Ali Bey. Gizemciğim, bize biraz izin verir misin? Arif Bey, siz Ali Bey'in kusuruna bakmayın. Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hastalarımızla kar zarar tartışmalarını dürüstçe yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ali Bey,
genç bir kıza gülüşünü vereceğiz. Doktor bey. Sadece gülümsemek değil ki. Geçen gün Gizem'le birlikte televizyonda voleybol maçı seyrediyorduk. Baba ne kadar güzel kendilerini harap ediyorlar falan dedi. Ben de hemen gittim forma aldım. Heveslendi zannettim. Meğer öyle değilmiş. Eski okulunda voleybolcu kızlarla aralarında problem yaşamış. Hepsini kaldırdı camdan attı. Ya ben kızımın hiçbir duygusunu anlayamıyorum ki doktor bey. Gülüyor mu? Üzülüyor mu? Korkuyor mu? Yani hiçbir ifadesini anlayamıyorum. Özellikle annesi öldükten sonra daha çok içine kapandı. Ne olursunuz Gizem'i bana geri verin. Onun gülümsemesini geri verin bana doktor bey. Arif bey. Merak etmeyin, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.